Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugünkü modelim yine kendi tasarladığım modellerden biri. Çileği, çiçeği dalında harika bir model oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Modelime başlamadan önce ben ip numaralarını vermek istiyorum. Kırmızı ipim 521 numara. Beyazım 500 numara. Yeşilim 773 ve sarı ipim 713 numara. O zaman hemen modelimi yapmaya başlıyorum. Bunun için öncelikle bir düğüm atıyorum buraya. Yine ipim sağ tarafta kalacak şekilde. Bu şekilde bir düğüm attım. Modelimizin altındaki küçük tepeyi yapıyorum. 5 zürafa ile başlıyorum. Dört ve 5 zürafamı yaptım. Bu şekilde 5 zürafa ile başladım. Başlangıç ipimi kesiyorum şuradan. Şimdi baştaki zürafaya tekrar döndüm. Yandaki zürafaya batarak eksiltme işlemi yapıyorum şu anda. Bu şekilde sayımız 2 kalana kadar eksiltmeye devam ediyoruz. Başa döndüm. Şimdi son sırayı dönüyorum. Bir ve iki. İki zürafam kaldı bu şekilde. Şimdi son yaptığım zürafanın içine tekrar dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi içine iki zürafa ile başlıyorum. Çiçeğimizin dallarını yapmaya başlıyorum yani şu anda. İki zürafa yaptım. Şimdi tekrar başa döndüm. Aynı zürafaya tekrar batıyorum şimdi. Yani sadece sol taraftan arttırma işlemi yapıyorum. Yandaki zürafaya geçtim. Tekrar başa döndüm. Sadece sol tarafta, yani aynı zürafaya batıyorum sol taraftaki, sol taraftan. Bu şekilde 5 sıra çıkıyorum. Dört oldu. Bir sıra daha çıktıktan sonra 5 sıra çıkmış oluyorum. Evet, 5 sıra bu şekilde çıktıktan sonra şimdi tekrar başa döndüm. Şimdi sadece yanlardan arttırarak sayımızı 3 yapıyorum. İki yandan da arttırıyorum. Yani sağ taraftan da arttırmamı yaptım. 3 oldu. Şimdi başa döndüm. Şimdi sayımız 5 olacak. Onun için baştan, ortadan ve sondan arttırma yapıyorum. Sadece bir sıra bu şekilde yapacağım. Baştan arttırmamı yaptım. Şimdi yandaki zürafaya geçtim. Aynı zürafaya bir daha battım. Ortadan arttırma yapmış olduk. Şimdi yandaki zürafaya geçtim. Ve aynı zürafaya tekrar battım ve sağ taraftan da bu şekilde arttırma yapmış olduk. Sayımız 5 oldu. 5 sıra 2 ile çıktıktan sonra 1 sıra 3 yaptım.
Daha sonra da 5 yaptım ve kesiyorum. Dalımızın biri bu şekilde hazır. Şimdi yanındaki küçük dalı yapıyorum. Bunun için aynı zürafaya dalımızı yaptığımız zürafanın içine bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attıktan sonra aynı zürafanın içine bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde bir zürafa yapıyorum. Şimdi bir alttaki sıraya iniyorum ve bir zürafa da buraya yapıyorum. İki zürafamız oldu. Tekrar başa döndüm. Yine diğer dalımızda yaptığımız gibi sadece sol taraftan arttırma işlemi yaparak 4 sırada bu şekilde çıkıyorum. Üçüncü sıramı yaptım ve son sırayı yapıyorum şimdi. Evet, dördüncü sıramızı da yaptım. Şimdi başa dönüyorum. İki taraflı, yani sağdan ve soldan arttırma yapacağım bunun için. Sayımız 3 olacak. Sağ, soldan arttırmamı yapıyordum zaten. Bu sırada bir de sağ taraftan arttırmamı yaptım. Sayımız 3 oldu. İki dalımız da hazır. Bu şekilde. İki dalımız da hazır oldu. Şimdi yaprağı yapmaya geçiyorum. Yaprağımızı başlarken buradaki zürafaya değil, bir alttaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde buraya bir düğüm attıktan sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Aynı zürafaya tekrar battım. Bir zürafa daha yaptım. Ve tekrar batıyorum. Bu şekilde 3 zürafa yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. Ortadan arttırmamı yapıyorum. Yandaki zürafaya geçtim. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Bu şekilde sayımız 5 oldu. Tekrar başa dönüyorum. Yine yanlardan ve ortadan bir sıra daha arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde sayımız 7 olacak. Yanlardan ve ortadan arttırma yapınca sayımız 7 oldu. Tekrar başa döndüm. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Öncelikle aynı zürafaya batıp buraya bir pırpır yapıyorum.
Bu şekilde bir pırpır pır yaptıktan sonra yandaki zürafaya batarak eksiltmeye başlıyorum. Tekrar başa döndüm. Aynı zürafaya batarak bir pırpır yapıyorum. Yandaki zürafaya batarak eksiltmeye devam ediyorum. Bu şekilde sayımız bir kalana kadar devam ediyorum. Bu şekilde yaprağımızı tamamladım. 1'e kadar eksilttim yanlardan pırpır yaparak. Şimdi kesiyorum. Yaprağım ve dallarım hazır. Şimdi çileğimi yapmaya başlıyorum. Baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attıktan sonra şimdi sondaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu büyüklükte bir halka yapıyorum. Şimdi aynı halkaya dönüyorum. En başa gelecek şekilde 5 zürafa yapıyorum bu halkanın içine. Dört. Ve 5. 5 zürafa yaptım. Şimdi başa dönüyorum. İlk yaptığım zürafaya dönüyorum. Yanlardan ve ortadan arttırma yaparak çıkıyorum. Ortadan arttırma için aynı zürafaya tekrar arttım ortaya gelince. Bu şekilde. Bu şekilde ortadan ve yanlardan arttırma yaparak sayımız 11 olana kadar çıkıyorum. Videom fazla uzamaması için ben hemen tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde sayımız 11 oldu. Yani 4 sıra çıktım. 5 ile başladım. 4 sıra yanlardan ve ortadan arttırma yaparak çıktım. İpimi bir kesmek zorunda kaldığım için ipekledim ben buraya. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. Arttırma işlemimiz bitti. Buradan eksiltmeye başlıyorum ben. Bu şekilde
Fal dibim hemen aldım. Bu şekilde eksiltmeye devam ediyorum. Sayımız bir kalana kadar. Eksiltmeye devam ediyorum. Sayımız bir kalana kadar. Şimdi son sıramı yapıyorum. Bu şekilde çileğim tamam. Şimdi iki kat beyaz ip kullanarak kontür geçiyorum. Beyaz ipimi buraya koyduktan sonra buraya bir düğüm atıyorum. Evet, buraya bir düğüm attım. Şimdi her zürafaya denk gelecek şekilde kontür geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her zürafaya batıyorum. Hiçbir zürafaya atlamıyorum. Evet, ben bu şekilde kontürümü geçtim, tamamladım. Şimdi çileğimin yaprağını yapıyorum. Bu arada 3 zürafa kalmıştı. Baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attım. Ortada bir zürafa bırakıyorum. 3. zürafaya batıyorum. Bu şekilde küçük bir halka yaptım. Şimdi o halkaya tekrar dönüyorum. Başa kadar geldim. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içine tekrar dönüyorum ve dibe iniyorum tekrar. Bu şekilde çileğimizin yaprağı tamamlanıyor. İkinci yaprağımızı yapıyorum aynı şekilde. Ve son yaprağımı da tamamladıktan sonra kesiyorum. Bu şekilde çileğimizin yaprağı da tamam. Şimdi çileğimizin üzerindeki minik siyahları yapacağım. Ben bunu göz kararı yaptım. Siz de göz kararı yapabilirsiniz ya da ben tarif etmeye çalışayım. Üçüncü sıradan baş tarafları bu şekilde. Düğüm atıyorum. İpimi iki defa dolayarak bu şekilde iki defa dolayarak bir düğüm attım. İpimi iyice sıkıyorum ve dipten
kesiyorum. Bu şekilde. Yine 3. sıraya ortadan arttırma yaptığımız yere bir düğüm atıyorum. Düğümümü iyice sıktıktan sonra kesiyorum. Sağ başlara yine 3. sıra bir düğüm de buraya atıyorum. Dediğim gibi göz kararı yapabilirsiniz. Üç tanesini yaptım. 2 ve 1 olacak şekilde hemen tamamlayıp geliyorum ben. Evet, ben tamamladım. Bu şekilde göz kararı oraya yapabilirsiniz. Şimdi çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Küçük dalıma geldim. Baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attım. Bir de sondaki zürafaya bir düğüm atıyorum ve bu şekilde bir halka oluşturuyorum. Hemen başa dönüyorum. Çiçeğimizi yapmaya başlıyorum. Buraya 2 zürafa yapıyorum. Ve başa dönüyorum. Yanlardan arttırma yapıyorum şimdi. İki yandan da. İki. Ve 3. Sayım 3 oldu. Şimdi başa dönüyorum. Yanlardan ve ortadan bir sıra arttırma yapıyorum. Bu şekilde yanlardan arttırmamı yaptım. Yanlardan ve ortadan arttırmamı yaptım. Sayım 5 oldu. Arttırma işlemimi bitiriyorum. Şimdi eksiltiyorum. Sadece bir sıra sayımız 4 kalacak. Evet. Sayımız 4 kaldıktan sonra yine başa dönüyorum. Ve buraya aynı battığım zürafanın içine bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır. Aynı pırpıra tekrar dönüyorum ve yandaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde iniyorum. Yine aynı zürafanın içine bir pırpır yapıyorum. Pırpıra geri dönüyorum. Ve yandaki zürafaya. Yine aynı zürafaya bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır. Pırpıra tekrar dönüyorum. Ve yandaki zürafaya iniyorum. Bu şekilde dibe kadar kontür geçerek iniyorum. İpimi kesmiyorum.
Evet, ilk yaprağım hazır. Aynı şekilde iki yaprak daha yapıp tamamlayıp geleyim ben. Evet, bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Şimdi çiçeğimin ortasına 3 pırpır yapıyorum. Ortada bir zürafam kalmıştı. O zürafaya batıyorum. Çiçeğimi şu şekilde katladıktan sonra. Buraya 3 minik pırpır yapıyorum. İki ve üç. Evet. Bu şekilde modelim tamam. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.